Akit TV ekranlarında cuma akşamları canlı yayınlanmakta olan Bir Hak Yolu programından daha hepinize selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Allah'ın rahmet, mağfiret ve bereketi bu mübarek günde üzerlerinize olsun efendim. Değerli izleyiciler, programımızda her zaman olduğu gibi İstanbul Emekli İl Müftü Yardımcımız Sayın Yusuf Kavaklı Hocamız programımıza iştirak ediyorlar. Yapacakları dini sohbetle ve sizlerden gelecek olan suallere verecekleri cevaplarla programımızı aydınlatıyorlar inşallah. Efendim, bizlere ulaşabileceğiniz bilhassa ilk bölümde e-mail adresimizi vermek istiyorum. hakyolu18@hotmail.com hakyolu18@hotmail.com. Efendim, ikinci bölüm ve üçüncü bölümümüzde inşallah sizlerden canlı olarak telefon almaya ve suallerinizi cevaplandırmaya çalışacağız. Sizden ricamız ilk bölümde bizleri telefon ile aramamanız. Ben buradan muhterem hocamı selamlamak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, İyisiniz efendim. İnşallah. Çok teşekkür ederim Hikmet Bey. İyiyim, hamdolsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Regaib kandilini elhamdülillah gece idrak ettik. Sevgili seyircilerimize, bütün Müslümanlara dua ettik. Rabbim dualarımızı kabul eylesin inşallah. Hocalarımıza dua ettik. Cemaatimize dua ettik. Sizler nasıl geçirdiniz hocam? Elhamdülillah, hamdolsun, iyiydi Hikmet Hoca Bey. İlk gece ya. Evet. İlk gece olunca alışmak zor. Zor oluyor. Evet. Zaten hocam, sonraki gecelere alışmak için yavaştan talim yapmak lazım. Evet. Cenab-ı Hak bize talim yaptırıyor Hikmet Hoca. Doğru. Talim yaptırıyor. Ben saygıdeğer seyircilerimize hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar niyaz ediyorum. Bir hafta daha ömrümüzden gitti Hikmet Hoca. Evet, evet. Bir hafta daha mezara doğru yaklaştık. Ya, doğru hocam. Ve bir hafta daha ölüme yaklaşmış olduk. Ya, evet. Onun için de yani her geçen gün vücut binamızdan efendim çok bir taş eksiliyor. Ya. Ömür sermayemiz, ben her gün bir takvim yaprağı yele veriliyor. Değil mi? Tabii bu yele verilir iken, yani yel rüzgar biliyorsun. Evet. Rüzgara verilir iken ne kalıyor yanımızda? Ya. Yani ben şimdi geriye dönüyorum, bakıyorum Hikmet Hoca. 1900 düzenli olarak. Evet. 1966 yılından beri ben cami kürsülerindeyim. Maşallah. Efendim 1993'ten beri de hem cami kürsüsü, hem televizyon, hem radyo. Yeah, evet. Bu kanallarda. Yani medyayı da kullanarak anlatmaya gayret ediyorum. Evet, hizmet ediyorsunuz. Evet. Şimdi hep bunları anlata geldik. Yani 3 ayları anlattık, kandilleri anlattık, regaibi anlattık. Şöyle geriye dönüyorum, bakıyorum Hikmet Hoca. Görebildiğim kadarıyla amel defterimizde bir şey varsa yani, göndermiş isek amennâ ve saddaknâ. Ama amel defterimizde bir şey yoksa, bir şey gönderememiş isek ve yerimizde sayıyor isek ki evet, iki günü birbirine eşit olan aldanmıştır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru. Biz inşallah aldananlardan değilizdir Hikmet Hoca. İnşallah. Yani evvela kişi kendinden sorumlu. Doğru. Kendinden mesul. Yani millete anlatalım, vaaz edelim, söyleyelim ama öncelikle de kendimize söylüyoruz biz bunları. Ben şahsen doğru, öyle düşünüyorum. Kendime söylüyorum. Niye? Ben de o insanların bir ferdiyim. Evet. Ben de yarın Allah huzurunda hesap vereceğim. Hesap vereceğim zaman Cenab-ı Hak bana, sana bir imkan verdim kulum. O da bilgi kırıntılarıyla seni donattım. Sen evet, bu bilgi kırıntılarını halka aktarır iken kıstın mı, kestin mi, kısalttın mı, yoksa benim söylediğimi doğrudan doğruya evet, benim kullarıma ulaştırdın mı diye soracak Hikmet Hoca. Doğru. İşte orada bizim sıkıntımız başlıyor. Evet. Orada hani bir hadisten bahsederiz biz, biliyorsun. Cenab-ı Hak kıyamet gününde huzuruna alacak, efendim onlara soracak. Zengine soracak, alime soracak, değil mi? Evet. Zengine soracak, ne iş yaptın? Ya Rabbi işte şunları. Hayır, sen onları onun için yapmadın. Onları ne zengin adam, ne cömert adam, ne varlıklı adam desinler diye yaptın diyecek diyor Cenab-ı Hak. Ve cehenneme atın. Cehenneme. Buyuracak. İlim adamına da ne yaptın dediğinde işte bizim mesleğimizde ya Rabbi vaaz ettim, nasihat ettim, insanları irşad ettim. Bir başka meslekte ise talebe yetiştirdim işte evet, şunu yaptım, bunu yaptım.
Hayır, sen bunları benim rızam için değil, ne bilgin adam, ne alim adam, efendim neler anlatıyor adam desinler. Tabii, ha desinler. Şimdi öyle diyor ya, yahu adam televizyona çıktı, yahu bütün ezberleri bozdu. Ne yaptı bütün ezberleri bozdu? Hadisi inkar etti, sünneti inkar etti, efendim kabir azabını inkar etti. Şefaati inkar. Şefaati inkar. Peki kardeşim, güzel de, yani bugüne gelinceye kadar bunları bilen yok muydu hiç? Ya. Yok muydu bilen? Evet. Ha, bunları bilen vardı. Bunları tartıştılar. Şu kocaman kocaman kitapların sayfalarına girdi bunlar. Ya. Ama hiçbir zaman o alimler edepsizlik yapmadı. Doğru. Birbirinin aleyhinde konuşmadı. Birbirine kötü laf söylemedi. Söylemedi. Dolayısıyla da Allah Teala, hayır kulum sen bunu işte ne güzel vaaz ediyor, ne güzel program yapıyor, ne güzel şeyler söylüyor filan dedin diye söylerse Hikmet Hoca, Allah muhafaza, Rabbim bizi korusun abi. Hani diyor ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden herhangi birinizin parmakla gösterilmesi efendim onun cehenneme girmesine kafidir diyor. Onun için ben açık ve net söylüyorum Hikmet Hoca, mümkün olduğu nispette sokağa çıkmıyorum. Mümkün olduğu nispette kalabalıkların içerisine girmiyorum. Evet. Ha, girmiyorum ve uzaktan gösteriyorlar. Nefis taşıyorsun Hikmet Hoca. Doğru. Allah korusun, bir anda şeytan, hani kalpler Allah'ın elinde değil mi? Evet. Heh, efendim, bir anda Allah muhafaza meylediverdin mi? Hani o Aziz Mahmut Hüdayi için anlatırlar ya, saygıdeğer seyircilerim beni affetsinler, bir daha derse girmeden başka şeylere daldım. Evet hocam. Aziz Mahmut Hüdayi biliyorsun işte, bir kadıncağızın kocasını şikayetiyle onun hayat hikayesi başlar. O uzun hikayedir de, neticede o kadıncağızın kocasını şikayetinin neticesinde Aziz Mahmut Hüdayi her şeyden vazgeçer. Evet. Değil mi? Her şeyden vazgeçer. Gider şeyhine efendim, Üftade Hazretlerine, o ona der ki ciğer satacaksın. Ya. Heh, hem de kadılık kıyafeti. Kadılık kıyafetiyle ciğer satacaksın. Yani şimdi Yusuf Kavaklı veya Hikmet Atan, çık şu halinle efendim şey çarşıda şunu yap. Hani Hazreti, burayı unutturma bana. Hazreti Mevlana'ya öğrencilerinden birisi geldi de, mürit de diyorlar, öğrenci de diyorlar. Dedi ki üstad, herkes gitti benim dönemimden. Bütün arkadaşlarımız irşad için gitti ama ben hala bekliyorum. Yani ben ne zaman irşada gideceğim deyince, kolayı var evlat dedi, kolayı var. Nedir o? Sırtına bir çuval ceviz alacaksın. Bir çuval ceviz alacaksın. Konya sokaklarında, ey ahali, kim enseme bir tokat vurursa ona bir avuç ceviz vereceğim diyeceksin deyince, hayır ben bunu yapamam dedi. İşte sen nefsini olgunlaştıramadığın için diğer insanlara bir şey anlatamazsın. Ya. Evvela nefsini olgunlaştıracaksın, sonra diğerlerine anlatacaksın. İşte Aziz Mahmut Hüdayi de döndük oraya, efendim tuvalet temizliyor. Evet. Aman Allah'ım, Mevla'yı öyle imtihan etmesin ya Hikmet Hoca, zor iş bu işler ya. Zor. Anlatmak kolay da zor iş azizim ya. Laleli'nin bir müezzini vardı, Allah gani gani rahmet etsin, Hacı amca yaşlıydı 1961-62'li yıllarda. İmam Efendi izine gittiği zaman baş müezzin olduğu için efendim o zata hutbe okuturdu. Hutbeyi okurdu, bitirirdi. Muhterem cemaat, okumak kolay, dinlemek kolay ama yapmak zordur derdi. Hikmet Hoca, okursun, yazarsın, çizersin, efendim anlatırsın da. Evet. Ama sıra amel etmeye geldiğinde abi, işte orada işte. Onun için Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri efendim tam böyle tuvaleti temizler iken efendim birileri ilan yapıyor. Ey ahali, yarın efendim Kadı Efendi Hazretleri, yeni kadı değil mi onun yerine giren? Evet. Yeni kadı görevine başlayacaktır, ilan olunur diyor. O da onu duyuyor da bir anda kalbi kayıyor. Bir anda
Yani değer miydi bunu bırakıp da şuralara gelip bu şeyi yapman diye? Bir anda kalbinin kaydığını hissedince bırakıyor süpürgeyi ya Hikmet Hoca. Zor bu iş be. Evet. Süpürgeyi bırakıyor, sakalıyla o tuvaleti temizlemeye çalışıyor arkadaş ya, sakalıyla. Yani Hüdayi olabilmek için yani kolay değil. Kolay yani. Olunmamış. Kolay yani. Değil. Tabii kolay Hüdayi olunmamış. Olmak. Kolay olunmamış. Allah onların şefaatinden mahrum etmesin Amin bizi. Abi. Onun için bu değerlere bu millet sahip çıktığı için 600 sene dünyaya hükmetmiş Hikmet Hoca. Evet. 600 sene. Evet. Ama şimdi yeni yetiştirdiğimiz nesil, işte demin de dedik, kimi şefaati inkar ediyor, kimi efendim kabir azabını inkar ediyor. Hadisi, sünneti inkar ediyor. Evet. Onun için yani ben saygıdeğer seyircilerimize tekrar hayırlı akşamlar niyaz ediyorum. Hikmet Hoca geçen bana bir soru sordun sen. Program şefaati, biterken. Evet. Program biterken dedin ki hocam, şefaat ne demektir? Evet. Şefaat ne demektir? Ben de araştırdım Hikmet Hoca. Benim şu kara kaplı kitap diyorlar ya. Evet. Benim beyaz kaplı kitaptır bu. Burada sağdan, soldan, oradan, buradan, dergilerden, Diyanet'in kitaplarından topladığım Din İşleri Yüksek Kurulu'nun eski fetvalarıdır bunlar Hikmet Hoca. Evet. Buradadır orada. Buradan aradım, buldum azizim. Ve burada diyor ki, güncel dini meselelere fetvalar başlığı altında nefsedilmiş. Evet. Hocam. Sözlükte şefaat, sözlükte bir başkasını desteklemek üzere ona katılmak, yardımcı olmak ve aracılık yapmak gibi manalara gelen şefaat kelimesi evet. Dini literatürde dini bir terim olarak ahirette günahkar müminlerin affedilmesi, günahı olmayanların da daha yüksek derecelere erişmeleri için peygamberlerin ya da Allah'ın izin vereceği evet. Özel kişilerin Allah'a yalvarmaları, dua etmeleri ve günahlarının bağışlanmasını istemeleri demektir. Evet. Allah'ın izni olmadan bir kimsenin şefaat etmesi veya Allah'ın izni olmadığı birine şefaatte bulunması mümkün değil. Yani hem Allah müsaade edecek şefaat etmesine hem de şefaat edeceği insana da müsaade edecek. Öyle sana şefaat yetkisini verdim, her istediğine şefaat edersin değil. Benim şefaat edeceksin dediklerime şefaat edeceksin diyorum. Bu Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ifadeleri bunlar Hikmet Bey ve buraya bir ayet almışlar. Yunus Suresi'nin 3. Evet. ayetidir bu. Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi 10. suredir bu. İnne rabbekumullahu'llezî halakas semâvâti vel arza fî sitteti eyyâm sümmestevâ alel arşi. Ayet devam evet. ediyor. Kuşkusuz Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan. Evet. 6 günde. Sonra da yarattığı arşa hakim olan her işi yöneten Allah'tır. Amen. Evet. O izin vermedikçe bak. Mâ min şefî'in illâ min ba'di iznihi. Evet. Ayetin devamı. O İzin vermedikçe şefaat edecek de birisi yoktur. Yoktur. Yani o izin verecek peygamberine, o izin verecek velisine, o izin verecek sıddıkine, o izin verecek meleklerine değil mi? Meleklerine ve onlara diyecek ki siz şefaat etme yetkisine sahipsiniz. Ama benim dediklerime şefaat edeceksiniz. İşte hocam ne? Ayetel Kürsi'de men zellezî yeşfa'u indehu illa bi izni. Tabii canım. Evet. İlla bi izni. Evet, benim iznim olmadan diyor Allah. Onun izni olmadan şefaat etme yetkisi yok Hikmet evet. Hoca. Onun için de işte Din İşleri Yüksek Kurulumuz efendim bunu almış ve Allah'ın razı olduklarına şefaat var diyor. Allah kimden razı ise Hikmet Hoca evet. Cenab-ı Hak şefaati onlara izin verecek. Doğru. Yine bununla ilgili de Enbiya suresi 21. suredir bu. Bunun da 28. ayeti. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yeşfeune illa limen irtaza. Evet.
Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler. Evet. Edemezler ve Allah korkusundan titrerler diyor. Ha şimdi geçiyoruz. Cenab-ı Hak müşriklere şefaat edecek mi? Münafıklara şefaat edecek mi? Ve kafirlere şefaat edecek mi Hikmet Hoca? Evet. Benim burada en çok dikkatimi çeken münafıklar oldu. Evet. Yani Allah Teala münafıkla kafiri, münafıkla müşriği aynı kategoride mütalaa ediyor Hikmet Bey. Evet. Çok dehşet verici. Burada hocam, da özür dilerim. Bir reklam arası verelim de bu tamam. Konuya reklamlardan sonra devam edelim. Çok önemli. Saygıdeğer seyircilerimiz, kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra bu mühim konu devam edecek inşallah. Lütfen bir yere ayrılmayalım efendim. Saygıdeğer seyircilerimiz, Hak Yolu programı kaldığı yerden devam ediyor. Muhterem Yusuf Kavaklı hocamız şefaat konusunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kafirlere, müşriklere şefaat edip etmeyeceği konusunu anlatmayı sürdürüyorlardı. Evet hocam, hassas bir mevzuyu açmıştınız. Evet, şimdi kafirlere, evet, müşriklere ve münafıklara şefaat söz konusu değil Hikmet Hoca. Evet. Bunu da efendim Müddessir suresinin 48. ayeti. Evet. Efendim, artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez diyor Allah. Evet. En'am suresinin 51. ayeti de aynı mealde gene onlara şefaat edilmeyeceğini, evet, onlara hiçbir kimsenin faydasının dokunmayacağını Cenab-ı Hak Kur'an ayetiyle. Demin de söylediğim gibi burada benim en garibime giden şey Hikmet Hoca, Müslümanların içerisinde münafıklar var epey. Var tabii. Var. Ha, dolayısıyla Allah Teala müşriklere, efendim kafirlere, bir de münafıklara şefaat hakkı vermiyor. Demek ki münafıklık kafirlikle eş değerde buluyor aşağı yukarı. Evet. Hatta daha kötü yani. Şimdi hatta o belli zaten. Kafir belli. Evet. Müşrik de belli. Evet. Ama senden gözüken. Ya. Yeah. Yani Müslümanların içerisinde bulunup da şimdi bir hoca efendiyi dinledim de tasvip ettiğim taraflar var, etmediğim taraflar var filan. Filan tarihten itibaren diyor yaptığım vaazları kayıt altına alıyorum. Niye biliyor musunuz? Sırf vaaz ettiğim bir kısım Müslümanların şerrinden korktuğum için kayıt altına alıyorum diyor. Allah. Şerrinden korktuğum için. Ben birazcık murakaplık yaptım Hikmet Hoca. Evet. Birazcık değil, epey murakaplık yaptım. Efendim, dolayısıyla kimle uğraşıyorsunuz murakip olduğunuz zaman? Din görevlileri. Din görevlileriyle, imamla, müezzinle, efendim Kur'an kursu öğretmeniyle kimler uğraşıyor? İmamla uğraşan, imamın arkasından namaz kılan bir kısım insanlar. Evet. Müezzinle uğraşanlar, müezzinin ezanıyla sabahleyin uyanıp camiye gelen bir kısım Müslümanlar. Ha, bunlar hata yapmazlar mı? Hata yapabilirler, ona bir şey demiyorum. Evet. Hata yapabilirler ama ceviz kabuğunu doldurmaz derler ya, eskilerin bir tabiri var. Yani ceviz kabuğunu doldurmayan konularla efendim saatlerce ifade aldığımı hatırlıyorum. Değil mi? Allah gani gani rahmet etsin. Adnan Kara İsmailoğlu diye Handadar Merkez Camii'de bir imamımız vardı. Bu hoca efendi eski medrese mezunu idi. Evet. Allah gani gani rahmet etsin. Amin. Kürsünün çatına yazmıştı. Siyasetin dışında her sorunuza cevap verilir diye. Evet. Öyle de dirayetli bir arka, yanılmıyorsam Oflu veya Araklılı idi efendim. O hoca efendiyi bir şikayet ettiler. Hı. Aşağı yukarı 50'ye yakın insanın ifadesini aldım o zaman. 50'ye yakın. Yani 2-3 yaşlı başlı böyle Ebu'l-Lihya amcalarımı var ki bu adam efendim laikliğin aleyhinde konuşuyor diye bana ifade verdiler Hikmet Hoca. Al. Hani aslında tarafsızsın yani murakip, evet, olarak ama tahammül edemedim de ya amca Allah lillah aşkına bunu başkası söylesin, siz söylemeyin dedim ya. Ya. Başkası söylesin bunu, siz söylemeyin ya. Olur mu? Ha. Öyle, onun için yani nefis var ya, nefis ağabey. Evet. Ha, nefis. İşte cevizin kabuğunu. Bir de şu var Hikmet Hoca, yani mümkün olduğu nispetle mesleğinize leke getirecek şeyleri yapmamak esas değil mi ağabey ya? Doğru, tabii. Senin başında sarığın var kardeşim. Aynen. Sarık leke kabul etmiyor kardeşim.
Öyleyse ipucu verme. Vermeyelim. Tabii. Düşman daima açık bıraktığın kapıdan girer demiş atalarımız. Evet. Ha. Onun için de yani münafıklar daha tehlikeli. Çünkü senin içinde, seninle beraber. Senden yani, gözüküyor. Hem de ha. Evet. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılıp da ya. Efendim münafıklık yapanlar yok muydu? Resul-i Ekrem bunların birçoğunu biliyordu. Evet. Ama hiçbirine sen münafıksın dememiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Allah Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 51. ayeti, Müddessir suresinin 48. ayeti ve efendim bu ayetlerde kafirler, müşrikler ve münafıklara Allah'ın şefaati dokunmayacaktır. Allah bunların kurtuluşu için kimseye şefaat izni vermeyecektir. Evet. Vermeyecektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde ümmetinin günahkarlarına şefaat edileceğine dair haber vermiştir diyor Diyanet Fetvası, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun evet. fetvası. Hazreti Peygamber'in bir de genel ve kapsamlı bir şefaati olacaktır. O da mahşer gününde diyor. İşte o şefaati uzma dediğimiz şefaat evet, değil mi? Evet. Şimdi Hikmet Hoca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim sahabe-i kiramın her derdiyle ilgilenirdi. Evet. Şimdi ben hatırlıyorum Hikmet Hoca. Bizim İstanbul İmam Hatip'teki bir kısım öğretmenlerimiz bizim her derdimizle ilgilenirdi. Ya. Her derdimizle. Hele Mahmut Bayram Hoca yani sakalını süpürge yapardı. Tabirimi hoş görsün saygıdeğer seyircilerimiz. Bizim için yani kimin yurt parası yok, kimin cebinde haçlığı yok. Ya. Hoca kırar, sarar, bulur, getirir. Efendim o öğrencisini nin ihtiyacını temin ederdi. Evet. Şimdi ben o günlerdeki öğretmenlere bakıyorum. O gündeki, geçen onu bir arkadaşıma da söyledim. O günkü öğrenciliklere bakıyorum Hikmet Bey. Nerede o öğrencilikler? Yok, kalmış. Şimdi 57-58 senedir evet. İstanbul İmam Hatip'ten beri arkadaş olduğumuz dostlarımız, arkadaşlarımız var. Evet. Geçen sene de eski Milli Eğitim Müdürümüz bizim Ata Özer Hoca'yla da beraber bir umrede bulunduk. Efendim, herkese beni takdim ediyordu. Bu hoca benim 57 senelik arkadaşımdır. 57 sene. Maşallah. Ha, dile kolay. Onun için de dostluk zor kazanılan, pardon, kolay kazanılan ama zor muhafaza edilen bir şey Hikmet Hoca. Doğru. Kolayca kazanırsınız ama zor muhafaza edersiniz. Arkadaşınız çok olabilir ama dostunuz 3 kişidir, 5 kişidir. 10 kişiyi geçmez. Onun için de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim sahabe-i kiramla birebir ilgileniyordu. Evet. Birebir ilgileniyordu. Efendim Rebi'a bin Kâb el-Eslemi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilgilendiği sahabelerdendi. Buna sordu bir gün Peygamberimiz. Bir ihtiyacın var mı? Heh. Şimdi ben diyorum ki, ben onu hep görevlilerime de söylerdim Hikmet Hoca. Evet. Herkesin cebinde bir fakir listesi olmalı. Doğru. Herkesin cebinde imam olarak, müezzin olarak, herkesin cebinde mahalledeki öksüzlerin, mahalledeki yetimlerin, mahalledeki dul yaşlı teyzelerin listesi olmalı. Evet. Birileri gelip de hocam yardım etmek istiyorum. Acaba elinizin altında kimse var mı dediğinde efendim hemen çıkarıp listeyi al kardeşim. Telefonu da şudur. Ara kendisini. Git kendin muhatap ol. İhtiyacı neyse karşıla. Evet. Ha. Geçen bir programdaydım ben Hikmet Hoca. Karadeniz'de bir amcamız para biriktirmiş umreye gitmek için. Evet. Para biriktirmiş. Kahveye gelmiş, ya biriktirdik bu paralar ama bir türlü de gidemedik filan demiş. Hmm. Genç çocuk bakmış paralara, atayım bunu sobaya demiş. Madem işe yaramıyor atayım bunu sobaya demiş. Ben ne bileyim diyor onun parayı sobaya atacağını yakacağını evladım diyor. Ben de at dedim diyor. Baktım ki benim paralar yanıyor, hemen elimi soktum, elim de yandı. Ama şimdi umreye gidecek param kalmadı diye üzülüyor adamcağız. Evet. Ben de o programda dedim ki yani bu millet öyle sehavet sahibi bir millet ki mutlaka bu amcaya birileri çıkar ve umreye gönderir. Evet. 5 dakika geçmedi Hikmet Hoca. 5 dakika geçmedi. Ankara'nın eski belediye başkanının, ben ona eskimez belediye başkanları diyorum onlara, eski belediye başkanının eşi ben o amcayı umreye göndereceğim dedi. Evet.
Abi bir gönül yapmak ne kadar güzel bir şey ya. Doğru. Sen ne kadar güzel bir şey Hikmet Hoca ya. Evet. Onun için de var mı bir ihtiyacın deyince efendim bir müddet yok ya Resulallah dedi. Yok. Resul-i Ekrem hep soruyor. Gene sordu. Dedi ki var mı bir ihtiyacın? Evet ey Allah'ın Resulü bir ihtiyacım var dedi. Evet. Var deyince nedir dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. O adamcağız da ihtiyacım kıyamet gününde bana şefaat etmendi dedi Hikmet Hoca. Evet. Heh. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkardığı, şunu da göstereyim şöyle Hikmet Hoca. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkardığı 7 ciltlik hadislerle göz nuru İslam. Bir eser. Hadislerle İslam. Evet. Bunun efendim 7. cildinin 625. sayfasından itibaren bu evet. konular izah ediliyor. Yani şefaat yoksa nasıl söylüyor bu? Ya. Ha, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ihtiyacım var ya Muhammed kıyamet evet. gününde bana şefaat etmeni istiyorum deyince bunun üzerine Resul-i Ekrem sordu ona sana bu konuda kim yol gösterdi dedi. Yani bunu bana soruyorsun da evet. sana yol gösteren kim? Bu aklı veren kim? O aklı veren kim? Evet. Adamcağız dedi ki ya Muhammed o aklı bana veren Allah'ımdır dedi. Evet. Allah'ımdır. Onun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel bak. İlla bunu istiyorsan yani benim sana şefaat etmemi istiyorsan sen de çok secde yaparak bana yardımcı ol dedi. Evet. Hazreti Fatıma'ya da aynısını söylememiş miydi abi? Doğru. Ha. Alnını secdeye koymayan Müslüman, kadın olsun erkek olsun, yüzünü Rahman'a dönmeyen Müslüman, eline tesbihi almayan Müslüman, yeah. alnını secdeye değdirmeyen Müslüman, yarın öbürsü gün peygamberden şefaat bekliyor musun? Heh. Bekliyorsan alnını secdeye koyacaksın azizim. Evet. Eline abdest suyu değecek azizim. Doğru. Yüzün secdeye değecek azizim. Tesbih eline değecek azizim. Doğru. Diyecek mi? Şimdi öyle bir yeni moda çıktı Hikmet Hoca. O da efendim sen her ne kadar ben namaz kılmıyorsam da ona bakmasaydın canım neyine bakacağım ben senin? Neyine bakacağım? Allah ona bakıyor. Ben neyine bakacağım? Efendim kalbim temiz filan. İyi, hoş, güzel de yani Allah bir kalp vermiş. Ben mümin kulumun kalbine sığarım diyor Mevla. Amenna ve saddakna. Ama o kalp neyle temizlenir kardeşim? Ela dikkat edin diyor Allah Kur'an'da. Bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur diyor. Rahat olur diyor. Huzura kavuşur diyor. Yahu Allah'ı zikretmiyorsun. Namazın yok, duan yok, zikrin yok, şükrün yok. Efendim fakire el uzatmazsın, muhtaca el uzatmazsın. Ananı döversin, babana söversin, karını döversin, oğluna küfredersin. Gelinine küfredersin. Neyin Müslümanısın sen Allah aşkına? Nerenin Müslümanısın? Hocam şimdi mesela son zamanlarda da böyle işte şu kadar okursanız şöyle uçarsınız, böyle kaçarsınız filan. O da ayrı bir bela. Böyle formüller tabii. veriliyor. İnsanların da hoşuna gidiyor. Yani uçmak kaçmak maharetli bir iş addediliyor. Fakat buyurduğunuz gibi yani ne abdest var, ne namaz var, ne ibadet var. Halbuki Efendimiz bir kutsi hadiste buyurdu ki yani Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Kulum kendisine farz kıldığım bir ibadetten daha büyük bir ibadetle bana yaklaşamaz. Bitti abi ya geçti ya tamam evet, ya. Yani en önemli ibadet ne kadar nafilelerle meşgul olursan ol farzı yerine getirmiyorsan kıymeti yok. Abi evvela farz. Tabii. Farzın eksiğini nafileler tamamlayacak. Evet. Nafilenin eksiğini farz tamamlamayacak Hikmet Hoca. Öyle tabii. Tabii. Farz tamamlamıyor. Şimdi dün kandildi. Evet. Hep anlattı, anlatıldı, söylendi. Yani ne yapılmalı bu gece? Bu gecenin özel bir ibadeti yok kardeş. Tabii. Ha, özel bir ibadeti olmamasına rağmen bu gecede bol bol namaz kılın. Namaz. Tövbe edin. Tövbe istiğfar edin. Okuyun. Kaza namazı. Kur'an okuyun. Kaza namazı kılın. Evet. Gündüzünden fakiri, öksüzü, yetimin başını okşayın. Doğru. İhtiyaçlarını temin edin. Evet. Böyle böyle. Yani sen bana bir karış gelirsen ben sana bir adım gelirim diyor Allah Teala birader. Evet. Sen bana bir kulaç gelirsen diyor. Kulaç böyle değil mi? Evet. Ha, sen ben sana efendim koşarak gelirim diyor Allah ya. Evet. Koşarak. Sen bana yürüyerek gelmeye çalış yeter ki diyor. Ama ben sana koşarak gelirim diyor Allah Teala. Allah Teala böyle dediği halde sen hala 21. yüzyılda
canım namazla. Öyle diyor geçen. Allah. Yani bazen kızıyorum. Sen de bana kızıyorsun belki içinden de. Kızma bana hiç boşuna. Geçen gün kelli felli efendim bir ilahiyat profesörümüz öyle dedi. Namazla oruç ameli salih değildir dedi. Ben de böyle bir dikkat. Allah Allah ne demek yani? Ameli salih değildir. Ameli salih üretimdir dedi. Bak içinde. İyi ameli salih üretim de. Yani bu adam namaz kılarken bir üretim yapmıyor mu abi ya? Gözünü seveyim ya. Oruç tutarken bir üretim yapmıyor mu ya? Yani bu etrafa yaranmak için Allah'ın emrettiği şeyleri ne zamana kadar ıskalayacaksınız Allah aşkına ya? Evet. Ne demek yani namaz ameli salih değil? Namaz ameli salih değil. Oruç ameli salih değil. Zekat ameli salih değil. Hac ameli... Ne peki ameli salih arkadaş? Evet. Ameli salih ne? Tabii hocam ilahiyat fakültelerimizde çok iyi hocalarımız abi, var. Abi, şey yani tabii bunlar yok. Bunların bunları elemeli evet. Elemeli zaten bu hocalar. Devede kulak tabii. Misali bir ama bunlar durumdu. Mide bulandırıyor işte. Doğru katılıyorum. Benim sıkıntım o. Bunlar yani şimdi adam ilim diyor, adamı kisvesiyle ortaya çıkıp da hocam böyle garip sesler çıkarması insanların kötü adam oluyor. Adam şimdi tabii. Haklı olarak yazıyor da Hikmet Hoca evet, telefon da ediyorlar. Bizim evet. Telefonlarımızı buluyorlar. Diyor ki ya anlı şanlı profesör. Evet. Bak. Evet. 1980 ihtilalinden sonra efendim başörtüsüyle ilgili bir problem oldu. Evet. Başörtüsüyle ilgili yaşadık o günü. Bir profesörümüz bu emir değil tavsiyedir dedi. Ya. Bak profesörümüz. Çünkü onlar ne yapıyorlardı? İlahiyat hocalarından fetva alıyorlardı. Tabii. Evet. Zaten 1960 ihtilalinde de İstanbul Üniversitesi'nde efendim 3-4 tane profesör vardı. Şimdi isimden anmak istemiyorum. Onların fetvalarıyla idama gittiler şeyler rahmetli Menderes ve arkadaşlar. Onların fetvalarıyla efendim dolayısıyla sevgili kardeşim şimdi hocaların bir söylediğini öbürsünün söylediği tutmuyor. Ha. O zaman işte Tayyar Aldık Ulaş Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Ellerinden öpüyorum hocamın. Efendim Tayyar Bey topladı Din İşleri Yüksek Kurulu'nu. Din İşleri Yüksek Kurulu 1,5-2 sayfalık başörtüsüyle ilgili bir broşür hazırladı Hikmet Hoca. Evet. O broşür halen Diyanet'in arşivinde de vardır. Benim arşivimde de vardır. Evet. Onu gönderdi konseye. Mehmet rahmetli Özgüneş vasıtasıyla devlet bakanıydı. O zaman şöyle dediler. Ya bir profesör mü bilir bu işi yoksa sıradan bir Diyanet İşleri Başkanı mı bilir? Bak unvan ya hani Nasrettin Hoca diyor ya ye kürküm ye. Tabii ye kürküm ye. Şimdi dolayısıyla sıkıntı burada. Evet. Vatandaş diyor ki ya ulan Yusuf Kavaklı kim sıradan bir müftü. Evet. Ama öbür adam işte unvanı var bilmem şunu var bunu var. Bunlar bizi sıkıntıya sokuyor. Sıkıntı o. Evet. Zaten bu şefaat meselesinde de sıkıntı oradan kaynaklanıyor Hikmet doğru, Hoca. Doğru. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşına, sahabeye, eshaba bir ihtiyacın var mı diyor. Var ya Resulallah. Saklıyor en sonunda söyleyecek utanıyor. Haya başka bir şey Hikmet Hoca ya. Haya sıyrılmış inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde. Ne çirkin yüzler örtermiş. Meğer o incecik perde diyor ya hakim. Evet. Aziz dostum efendim utanıyor ama en sonunda peygamberimiz söyleyince var ya Resulallah diyor. Nedir? Bana öbür dünyada şefaat etmeni istiyor. Bu Kayserili sahabiymiş galiba hocam. Kayserili sahabiymiş. Uyanık yani. Tabii efendim. Evet. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sen de secde ile bana yardım et diyor. Ya, evet. Secden olmazsa şefaat edemem demek değil midir abi bu ya? Tabii. Bu secde nerede abi? Evet. Bu secde namazda değil mi? Kulun Allah'a en yakın olduğu an ya. Secde anıdır diyor mu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Be hey Müslüman! Alnın sabahtan secdeye gelmiyor, öğlende gelmiyor, ikindide gelmiyor, akşamda gelmiyor, yatsıda gelmiyorsa peygamberden şefaat isteme hakkın var mı be kardeşim? Ya. Sonra şefaat istesen bile acaba bu şefaat sana ulaşacak mı? Evet, onu ulaşacak. Hak etmek lazım. Tabii evet. Ulaşacak mı? Onun için de cahiliye döneminde efendim putlar aracıymış. Hikmet Hoca biliyorsun. Tabii. Putlar aracıymış. Kur'an o günleri de anlatıyor mesela. Kur'an-ı Kerim o günleri. Yani eskiden de bilgi veriyor ya bize. Efendim bu hangi sureymiş? Buraya suresini yazdım ben bunu ama. Nereye gitmiş peki bu sure? Yunus suresinin 18. ayet Hikmet Hoca. Evet. Ve yabudune min dunillahi ma la yadurruhum.
Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim aracımızdır diyorlar. O zaman öyle demiyorlar mıydı? Evet. Ha, şimdi yani bilemiyorum, sıkıntıya girer miyim Hikmet Bey, ama yani dün onu aracı koyanların yanında bugün bir kısım neydi belirsiz insanlar aracı koyanlar yok mu kardeşim? Evet. Yani birazcık da Müslüman bunu düşünmeli Hikmet Hoca ya. Doğru. Birazcık da bunu düşünmeli Allah aşkına ya. Yani tarikat hak kardeşim. Evet. Tarikat hak. Ehlini bulursan yapış. Elini öp. Duasını al. Efendim sohbetinden istifade et. Doğru. Ama dikkat et. Alıyor mu veriyor mu? Evet. Alıyor mu veriyor mu? Ya Hikmet Hoca, eskiler hiç almamışlar, hep vermişler. Vermiş, biz onları hep yaşayarak geldik. Evet. Yani bizim hocalarımız eğer bizden okuttuklarının karşılığında para alsalardı hiçbirimiz okuyamazdık abi ya. Kaldı ki onlar efendim bir de bu yetmiyormuş gibi ihtiyaçlarımızı temin ettiler. Enver Baytan Hoca'nın bir hatıratını aldım şimdi. Rahmet, İhsan evet. Toksarı Hoca, Allah gani gani rahmet etsin. Onun bir kitabı var, onu şöyle bir karıştırdım da orada hatıralar var. Evet. Efendim, Enver Baytan Hoca anlatıyor. Reklama kaç dakikam var? Devam edelim. Tamam. Gönenli diyor hocaya, talebe oluşumun hikayesi şöyle diyor Enver Baytan Hoca. İkisi evet. de rahmetli oldular. Evet, Allah mekanlarını cennet. Gönenli hocamız olarak. Tabii Gönenci. Allah rahmet. Peder merhum bizi Gönen'den İstanbul'a getirip Dülgerzade Camii'nde Gönenli Hoca Efendi'ye teslim ettiği zaman yıl 1942 Hikmet Hoca. Memleketin din ve dünya kıtlığında yandığı devirler. Bak yeah. ifadeyi görüyor musun? Bu Enver Baytan Hoca'nın ifadesi. Memleketin din ve dünya kıtlığında yandığı devirler. Babam Hoca Efendi'ye beni teslim ederken çocuğu bırakıyoruz. Ama masrafları ne olacak hocam? Kaç lira bırakmamız gerekiyor diye sordu. Evet. Gönenli Hoca Efendi babama döndü. Senin memlekete dönecek paran var mı dedi. Allah Allah. Allahu Ekber. Senin memlekete dönecek paran var mı? Babam rahmetli var deyince Gönenli Hoca Efendi, öyleyse sana güle güle, çocuğu merak etmesen, o artık bizim de evladımız. Ona gerekeni biz yaparız, orasını merak etmesen, haydi Allah işini rast getire dedi ve ondan sonra bizi hem okuttu hem de masraflarımızı çekti. Biz de onun talebi, ben de onun talebesiydim Hikmet Hoca. Ya. İstanbul'a gelmişiz, yer bilmeyiz, yurt bilmeyiz. Evet. Gittik Hacı Hasan Camii'ne. Kocaman o köylerde efendim bulgur kaynattıkları kazanlar var Hikmet Hoca. O bulgur kaynattıkları kazanlardan bir kazan kaynıyor. Onun içerisine bildiğimiz şu tabaklar yok mu, normal sahanlar. Evet. O sahandan bir sahan şey koyuyoruz Hikmet Hoca. Evet. Efendim pirinç. Bol efendim ne diyorlar, o domates salçası, evet. bol zeytinyağı, öğlende yediğimiz o, sabahta yediğimiz o sevgili kardeşim. Ya, ya. Allah hepsine rahmet eylesin. Hocam bir ara vermek durumundayız, reklam arası vereceğiz. Saygıdeğer seyircilerimiz, kısa bir reklam arasından sonra Hak Yolu programı devam edecek inşallah. Lütfen bir yere ayrılmayalım efendim. Sevgili seyirciler, Hak Yolu programı kaldığı yerden devam ediyor. Efendim bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramızı vermek istiyorum. 0212 alan koduyla 395 12 72. Efendim bu telefon numarasıyla bizlere rahatlıkla ulaşabilir. Sormak istediğiniz suallerinizi muhterem Yusuf Kavaklı hocamıza sorabilirsiniz efendim. Hocam suallere başlayalım müsaade ederseniz. Kübra Hanım sormuş. Annem belediye tarafından karşılanan kurayla seçilen hacca yazıldı. Çıkarsa gitmek istiyor. Doğru mudur? Gitmeli mi diye sormak istiyorum demiş. Böyle bir şey var mı hocam belediye tarafından? Demek ki belediyeler promosyon olarak böyle bir şey yapıyorlar herhalde demek ki. Evet. Bunların kendi belli kuralları var. O kuralları bilmiyorum ama kuraya girmiş de kurada çıkmış ise evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da efendim kurasına tabi oluyor ise kadıncağızın hacca gitmesinde bir mahsur yok Hikmet Hoca.
Evet. Onlar oraya belli şeyler, kriterler koymuşlardır. O kriterler istikametinde belediye bir seçme yapmış olabilir. Şimdi bir kısım ticaret erbabı dostlarımız efendim kendi müşterilerini umreye gönderiyorlar. Evet. Kendi müşterilerini hacca gönderiyorlar hikmet. Evet. Geçen sene ben o gruptan bir dostumuzun vasıtasıyla o gruptan bir 10 günlüğüne bir umreye gittik biz. Evet. Evet. Efendim Ahmet Bey İstanbul'dan arıyor. Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam Ahmet Bey. Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Amin hepimizin inşallah. Buyurun efendim. Yusuf hocama bir soru soracaktım da. Tabii buyurun. Dinliyoruz efendim. Şimdi bir kardeşimle aramızda bir mevzu vardı. Evet. Ben buna selam veriyorum. Selamımı almıyor. Evet efendim. Bunun vebalı bende mi onda mı? Hocamıza soralım efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Şimdi hocam sıla-i rahim meselesi. Selam veriyorum kardeşime. Aramızda bir mesele oldu ama hani selamımı almıyor. Hani bir söz var ya selam verdim rüşvet değildir deyu almadılar diyor ya evet. Şair. Şimdi Hikmet Hoca kim erken selam verirse diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevabın çoğunluğunu o alır diyor. Dolayısıyla da bu sevgili kardeşimiz aramızda münakaşa olabilir, aramızda gürültü olabilir, evet. Aramızda efendim büyüğe varmamak üzere ufak tefek kavgalar, kırgınlıklar da olabilir. Ama bu kırgınlıklara, bu huzursuzluklara rağmen kardeşimiz bize selamun aleyküm diyorsa veya komşumuz bize selamun aleyküm diyorsa, akrabamız bize selamun aleyküm diyorsa, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun diyorsa, siz o selamı almıyorsanız en büyük vebali işliyorsunuz demektir Hikmet Hoca. Doğru. Selamı veren borçtan kurtuluyor. Selamı veren sıkıntıdan kurtuluyor. Selamı veren mesuliyetten kurtuluyor. Evet. Bu arkadaşımız mesuliyetten kurtuluyor ama onun selamını almayan vebal altındadır. Doğru. Saygıdeğer seyircilerimiz azıcık da bunları düşünmeli Hikmet Hoca. Ya. Yani aha iki günlük dünya kardeşim. Ne diyoruz? Yahu dün akşam telefonla konuştuk, sabahleyin adamın öldüğünü duyduk. Bir günde bizim için öyle diyecekler hocam. Tabii bizim için öyle. Tabii. Bizim bir baş müfettişimiz var, Nurullah Fidan. Evet. Ona selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Sevdiğimiz bir arkadaşımız o bizim. Onun rahmetli babası Ankara İmam Hatip'te öğretmendi. Seyfettin Hoca. Seyfettin evet. Fidan Hoca. Hoca dua edermiş Hikmet Hoca. Evet. Zaten ölüm yıldönümüymüş de efendim, evet. Arkadaşımız yazmış. Hoca dua etmiş demiş ki ya Rabbi aklım başımda iken evet. Vücudum sağlıklı iken ve boş vaktimizde müsait vaktimizde emanetini al. Bak boş vaktimizde müsait vaktimizde emanetini al. Hoca bayramın birinci günü akşam yatsı namazını kılıyor, yatıyor. Bir saat sonra diyor Nurullah Hoca, anam telefon etti, oğlum babanız Hakk'a yürüdü diye. Allah. Tamam mı abi? Böyle ölümü Allah herkese nasip etsin abi. Ama Seyfettin Hoca'nın yetiştirdiği öğrencileri halen hayatta ve halen belli yerlerdeler. Evet. Belli yerlerdeler. Onun için de aziz dostum selam vermek ayrı bir güzelliktir. Biz devam edelim selam vermeye. Biz devam edelim selam vermeye. Evet. Almazsa almasın. Evet. Almazsa almasın. Bizden vebal kalksın. Efendim ismini vermek istemeyen bir seyircimiz hattaymış. Alo. Alo. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleykümselam. İyi akşamlar. Sizleri sürekli izliyoruz. Teşekkür ederiz efendim hocam, alakanız hocam, için. Yusuf hocamızın derlerinden öpüyoruz. Bilgilerinden faydalanıyoruz. Allah çok razı olsun. Ederim. Sağ olun kardeşim. Allah razı olsun. Sağ olun. Buyurunuz. Şimdi ben hocama sorum şöyle olacak. Hani geçmiş kandilinizden mübarek olsun. Sizin Allah de efendim. Allah tekrar nasip eylesin. Amin inşallah. Şimdi buyurun. Bizim bir tanıdığımız... bir bayan daha doğrusu. Evet. Şöyle bir mevzu var işin içinde. Şimdi eşiyle beraber evliyken evet. Bir şey eşiyle evliyken babasının aylığını almak için eşiyle boşanıyor. Evet. Ve bundan sonra eşi vefat ediyor. Eşi vefat ettikten sonra bu bayan bir evlilik yapıyor. Başka bir bitiyor fakat
nikah yaptıramıyor. Hala da babasının maaşını aldığı için. Evet. Herhalde hoca nikah mı derler artık, öyle bir şey var. Evet, dini nikah. Dinimiz evet. de caiz midir? Hocama bir sorun bu. Evet efendim. Peki efendim, hocamıza soralım. Benim soracağım soru bu, başka bir şey söyleyemiyorum çünkü. Peki efendim, tamam hocamız böyle anlaşıldı. Bu olaylar fazlasıyla var yani bizim evet. toplumumuzda. Ona bir açıklık getiririz hocam, çok memnun olurum. Çok tamam teşekkür efendim. Ediyorum size. Allah'a emanet olun. Sağ olun sizler de efendim, iyi akşamlar. Evet hocam, anlaşmalı boşanma dedilen, işte babasının maaşını almak için yapılan boşanma. Daha sonra kocası da ölmüş, şimdi yine o maaşı almak için evli olmaması gerekiyor. Başka bir adamla, dini nikahla evli oluyor. Bunun hükmü nedir diye soruyor seyircimiz. Emrini terk eder, nehyini tutar. Kuru dava ile kul olur mu ya? Tekrar bir de halka sofuluk satar. Böyle erkan, böyle yol olur mu ya? Terki heves edip hizmet tutmalı. Arı ahvalini ibret tutmalı, her çiçekten birer şerbet tutmalı, bal bal diyen ağız bal olur mu ya? Evet. Muradıma maksuduma ermezsem, hayıf bana, yazık bana, vah bana, Kadir Mevlam cemalini görmezsem, yazık bana, hayıf bana, vah bana diyor Yunus Emre Hikmet Hoca. Evet hocam. Buradan bir daha ilan edelim. Evli olan hanımlar, babalarının maaşını alabilmek için kağıt üzerinde boşanıyorlar. Evet. Ama aynı koca ile hayata devam ediyorlar ise aldıkları maaş haramdır. Evet. Aldıkları maaş haramdır. Aldıkları maaş haramdır abi. Evet. İki. Bunlara göz yuman kocalarda zulme rıza zulümdür, haksızlığa rıza göstermek haksızlıktır Hikmet Bey. Devleti kandırarak, devlete yalan söyleyerek, devlete kumpas kurup da bu şekilde hileli yollarla devletin malını gasp eden insanlar yarın kıyamette bunun hesabını çok çetin verecekler Hikmet Hoca. Evet. Bu ilk kere gidiyor. Onun için saygıdeğer seyircilerimizden bu yolu tutanlar varsa bir an önce bu işten vazgeçmeliler. Çünkü aldıkları maaş haramdır. Dolayısıyla o maaşla aldıkları gıdalar da haramdır. Yedikleri, içtikleri de haramdır. Hani diyor ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Efendim uzak yoldan gelmiştir. Elleri, efendim elbiseleri toz toprak içerisindedir. Saçları birbirine karışmıştır. Ya Rab, Ya Rab diye elini kaldırmış, dua ediyor. Ama bunların yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Haramla beslenen vücudun duası nasıl kabul olacak diyor ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu şekilde babasının maaşını alabilmek için devleti kandıran, mahkemeyi kandıran, hakimi kandıran hanımların aldıkları haramdır. Buna göz yuman kocalarında yedikleri haramdır ağabey. Evet. Evet. Daha sonra kocası ölmüş. İşte resmi tabii şimdi evleniyor, gene evleniyor. Ama resmi nikah resmi yapsa nikah bu sefer yok. O parayı geri alabilir. Maaşı alabilmek için, maaşı devam. Hikmet Hoca, siz bir yol tutarsınız, gidersiniz. Evet. Ama bu yolun sonu çıkmazdır. Eğri evet. cetvelle doğru çizilmez ağabey, doğru çizgi çizilmez. Öyleyse haramın ganca taktığı insanlarımız yarın bunun hesabını vermekte güçlük çekerler abi. O zaman evlenmeyecek hocam, bu parayı abi alacak. Evlen, tabii işte zaten yani, bu para onun için veriliyor abi. Yani, bekarsın diye veriliyor. Men gaşşena feleyse minna. Tabii alan da veren de bizi kandıran bizden değildir ya tabii. Efendim yine ismini vermek istemeyen bir seyircimiz. Alo. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, iyi akşamlar efendim, buyurunuz. Ya hocamıza bir soru sormak isterim ama. Tabii buyurun. Ben bir miktar para buldum. Miktarı da 100 TL gibi bir şey. Pek önemi yok ama önemli olan evet. konu bu parayı iş yerinin ihtiyacı için harcayabilir miyim, harcayamıyor muyum? Bu kadar soracağım. Ne için efendim harcayacaksınız? Çalıştığım iş yerine ihtiyacı için bu parayı harcayabilir miyim, harcayamam mı? Soracağım. Peki hocamıza soralım efendim. Anlaşıldı.
Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar efendim. Ben bu soruyu anlamadım. 100 lira bulmuş. Ben bu parayı çalıştığım iş yerinin ihtiyacı için harcayabilir miyim diye soruyor. Hikmet Hoca, bulduğumuz para bize ait olan bir para değil. Evet. Bize ait olmayan bir parayı bir başka yere harcama yetkimiz sadece o kişi adına hayır yapma. Evet. Şimdi çalıştığınız iş yerinin paraya ihtiyacı yok. İş yeri adı üstünde iş yeridir. Evet. Öyleyse oranın ihtiyacı için harcama yerine o parayı, o 100 lirayı bak şimdi evet. Efendim sınırda Mehmetçiği bekleyenler var. Mehmetçiğin bekledikleri var. Evet. Efendim devletin açtığı kampanyalar var Hikmet Hoca. Oralara şimdi hizmet gidiyor. Ekmek gidiyor, su gidiyor aziz dostum. Onun için evet. Buralara göndermesi, buralara vermesi evladır, iş yerine harcaması. Şimdi tabii lukata diye bir şey var hocam İslam hukukunda. Tabii canım. Kayıp mal diye. Mesela onun ilan edilmesi gibi de bir şey var. Tabii ilan yani, edecek, arayacak, tabii, soracak filan. Bu yani, işlerle uğraşmaktansa. Yani aslında onu oralarda birileri de işte ben burada biraz para buldum. Heh. Yani birisi çıkar şey yaparsa. Tabii, haber verin, haber para bendedir. Bendedir der. İşte onu da ilan etmek tabii uzun iş yani. Tabii canım bak şimdi evet. Dün mesela dün olmuş o bir gazetelerde vardı o haber Hikmet Hoca. Bir televizyon programında da seyrettim ben onu. Nerede seyrettim bilmiyorum. Evet. Taksicinin arka koltuğuna oturan bir hanım kızımız, talebe kızımız bir miktar parasını cüzdanıyla birlikte takside unutmuş. Taksici bunu kendine dert edinmiş, yeah. O kızcağıza bir şekilde ulaşmış i̇şte. Ve parayı vermiş. Doğru. Usul budur, kaide doğru. Budur, kural budur, Müslümanlık doğru. Budur. Budur. Evet. Efendim Muzaffer Bey Mersin'den arıyor. Alo. Alo, selamünaleyküm. Aleykümselam Muzaffer Bey. Nasılsınız efendim? Hocam bir sorum olacak. Tabii buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz. Şimdi hocam, sünnetin namaz kılarken... Secdeye gittiğin zaman eller dizin üzerinde rükudaki gibi mi duracak yoksa secdeye gidildiği gibi ileri mi açılacak parmak? Yani kollarınızın pozisyonunu mu soruyorsunuz efendim? Hayır hayır parmak hayır. Şimdi sandalyede oturuyor yukarı giderken dizlere kapatıyorsun dikine gidiyorsun. Secdeye giderken de parmakları açacaksın mı öyle kapalı yerler üzerinde. Tam net olarak anlaşılmadı. Yani rüküye giderken ayaklarınız kapanıyor. Hayır hayır anlayamadım. Rüküye giderken. Abi şu telefonu azıcık ağzından uzaklaştır. Tane tane biz anlayalım sevgili abi. Evet buyurun. Rüküye giderken ellerimiz üzerinde rüküye gidiyoruz. Evet. Sandalyeye oturduğumuz zaman secdeye eğileceğiz. Secdeye eğilirken ellerimiz dizimizin üzerinde kapalı mı duracak yoksa parmaklar ileriye doğru açık mı olacak? Onu öğrenmek istedim. Peki efendim hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Anladığımız kadarıyla. Şimdi hocam yani rüküye gittiğimiz zaman parmaklarımız dizimizi tutuyor da secdeye gittiğimiz zaman açık mı olacak diyor parmaklarımız. Şimdi normalinde rüküye eğildiğimizde ben şuraya geçebilir miyim? Orası biraz zor mu olur? Şuraya hocam. Ha şuraya ha. Evet. Şöyle geçtim Hikmet Hoca. Şurada. Evet. Görüyor kamera değil mi? Evet görüyorum. Görüyor ha. Evet buyurun. Şimdi rüküye eğildik. Şu ellerimizi şöylece dizlerimizi kavradık elimizde. Evet. Ha bu açık olacak, kapalı olacak o değil. Dizini nasıl rahat kavruyorsan o şekilde kavrarsın. Semi Allahu limen hamide dersin, vücut yerine gelir. Rükûdan sonra secdeye kapandığın zaman evet. Şu şekilde kapalı olarak şu şekilde kapalı olarak sen alnını ve burnunu şu iki parmağının arasındaki boşluğa koyarsın. Bir kısım vatandaşlarımız elini getiriyor böyle düz koyuyor. Ondan sonra da getiriyor alnını getirip parmağının üzerine koyuyor. Bu doğru değil. Doğru değil. Bu olmaz. Şu alnımız ve burnumuz mutlaka sert yere değecek kendi elimize değil. Sandalyede kılıyorum. Oldu mu acaba? Ha şimdi sandalyede kılıyormuş hocam seyircimiz. Sandalyede. Heh. Şimdi normal sandalyede kılıyor ise şunu çekeyim o zaman. Buyurun. Heh. Şimdi bunu sandalyede oturuyoruz. Evet. Heh. Otururken rüküye eğildik. Şöyle eğildik. Evet. Tamam mı abi? Bak şöyle. Evet. Heh.
Görüyor mu bu? Kameraman beni görüyor mu? Görmüyor. Görüyor, görüyor. Ha, görüyor, tamam. Şöyle eğildik. Evet. Böyle dizimizi tutarız. Evet. Tamam mı abi? Semi Allahu limen hamid ederiz. Tekrar secdeye kapanacağımız zaman biraz daha eğileceğiz malum. Evet. Ha. Yani rükuda az eğiliyoruz, secdede ondan biraz daha fazla eğiliyoruz. Gene ellerimiz. Ellerimiz de gene aynı şekilde nasıl rahat ediyor ise o şekilde tutarız dizimizi. Evet. Problem yok. Yani yoksa efendim secdeye giderken parmaklarımızı kapatırız falan böyle bir şeye ihtiyaç yok efendim. Evet. İnşallah anlaşılmıştır. İnşallah biz de anlatmışızdır. Evet. Hocam burada Ayşe Hanım bir sual sormuş. Kayınvalidem 80 yaşında, benimle birlikte 5 gelini var. Ancak diğer çocukları bakıcı tutalım veya bakım evine gönderelim diye istediler. Ben de razı olmadım. Yanıma aldım, yanımda kalıyor. Emekli maaşını kendi ihtiyaçları ve evimizin ihtiyaçlarını harcıyoruz. Bu maaşla diğer çocukların da hakkı var mı diyor. Bu konuda hocamız bizi aydınlatırsa sevinirim. Bu hanımefendi çok dikkat etsin. Evet. Yarın öbürsü gün anamızın maaşını aldın, sen harcadın diye bu kadın hakkında dedikodu yapabilirler. Evet. Ama bu hanım bu maaşı alıyor, bu hanıma da bakıyor ise, hanıma yemek yaparken onunkini ayrı yapıp evde yiyecekleri ayrı yapmaz Hikmet Hoca. O hanımın maaşından kendisi de harcar, kendi parasını da katar, o hanım için de harcar. Evet. O ev için harcanır, o ev için harcanan bu paradan diğer çocukların hakkı yoktur. Yoktur, evet. Zaten anne baba hayatta iken evlat mal sahibi değildir malum. Evet. Heh, mal sahibi olmadığına göre kadın hayatta, onun bir tek maaşı var, maaşı kadına ait. Doğru. Ama kadına kimse bakmıyor, bir gelini bakıyor, değil mi? Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Bakıyor ya. Ya. Tabii Allah razı olsun. Bakıyor, baktığı için maaşı alır. Ama bizim insanlarımızdan bir kısmı yarın öbürsü gün bunu dedikodu vasıtası yapabilir. Onun için dikkat etsin. Efendim Hacı Bey İstanbul'dan arıyor. Alo. Alo. Hacı Bey buyurunuz efendim. Biz namaz kılıyoruz 50-60 kişi. Evet. Bir mescitte ezan okunmuyor. Diyorlar ki namaz kabul oluyor mu olmuyor mu? Cuma namazı. Ezan niye okunmuyor efendim? O mescit yani hocası yok. Hocası dışarıdan geliyor. He, peki efendim hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Şimdi Hikmet Hoca, müesseselerde mescitler var. Evet. Fabrikalarda var. Cezaevlerinde var. Evet. Efendim. Eğer vatandaşlar dışarıdan da gelip bu mescitte cuma kılıyorlarsa bunların orada cuma kılmaları caizdir. Evet. Ezan da zaten dışarıda okunuyor. Dışarıda okunduğu için herkes ezanı duyuyor. Evet. Eğer şimdi hoca dışarıdan geliyorsa bu gelen hoca efendinin oradaki cemaat için de camide, o mescitte, o cuma kılınan yerde bir ezan okumasında fayda var. Doğru. İlla okunacak diye bir şart yok. Fayda yok, evet. Ama bir ezan okumasında fayda vardır. Oraya gelenler ezanı dışarıda duymayabilirler. Fabrikada makinenin gürültüsü, şu gürültü, bu gürültü, dışarıdan ezanı duymayabilirler. Ama vakit girmişse artık ezan vakti ilamdır. İlam olunca illa ezanı duyma şartı yok. Ama bura madem ki mescittir, madem ki cuma namazı kılınıyor, madem ki hoca efendi var, o hoca efendi burada bir ezan okumalı. Ama ezan okunmuyor diye namazımız olur. Hayır, namazda bir sakınca diye bir yok. Şey yok. Namazda sakınca yok. Efendim Zekeriya Bey Karabük'ten arıyor. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz Zekeriya Bey. 3 aylar hepimiz hakkında hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Cümlemize inşallah. Sağ olasınız. Hocam, Yusuf Hocam'a bir sorum var. Benim annem hemodiyaliz hastası. Yalnız dialize öğlen namazından önce giriyor. Evet. Ve ikindi namazına yakın veya kışında ikindi namazından sonra çıkıyor. Bu öğlen namazını dialize girmeden aldığı abdestle kılabilir mi? Veya cem mi yapması gerekir? Bu konuyu da bize aydınlatırsanız. Peki efendim, anneciğinize Allah şifalar versin. Hocamıza soralım inşallah. Teşekkür Allah ediyoruz efendim. Karabük'e selamlar. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Zekeriya Şimşek deyince bizim eski bir ağabeyimiz vardı. Eskimez ağabeylerimizden. Evet. Eski Beşiktaş müftümüz. Hatta evvelki gün de beraber kandilleştik. O aklıma geldi. Şimdi Hikmet Hoca, dializde iken kendinden geçmiyor ise, uyumuyor ise, evet,
herhangi bir iğne, bilmiyorum çünkü, herhangi bir iğne vurulup da kan çıkmıyor ise o teyzenin veya o amcanın veya o vatandaşımızın abdesti abdesttir. Evet. Abdesttir. Ama diyalizin mahiyetini bilmediğim için, yani ben hani o bir makine var, içerisine giriyorsun 40 dakika. Evet, 40 dakika MR çeken. Evet. İşte o makinede efendim beni 3 defa tekrarladılar, hatırlıyorum ben. Evet. Seneler önceydi. Niye? Ben uyumuşum içeride. Onlar bana diyorlar ki ayağını kıpırdatmayacaksın. Ben oraya girince o serinlikte uyumuşum. Demek evet. Birazcık da uykusuzum herhalde demek ki. O rahatı görünce uyumuşum orada. Dolayısıyla böyle bir rehavet çöküp de uyumamış ise, tamam mı kardeşim? Evet. Herhangi bir iğne vurulup kan çıkmamış ise, kendinden geçmemiş, baygınlık geçirmemiş ise o abdesti abdesttir, onunla istediği kadar namaz kılabilir. Abdesti kaçmış ise artık yapacak bir şey yok. Tabii tazeleyecek ama şimdi burada şey de olabilir aslında Hikmet Hoca da o kapıyı açmayalım, yani cem meselesi var evet, ya. Evet. Olabilir ama o kapıyı açmayalım, evet. Efendim İbrahim Bey Erzurum'dan arıyor. Alo. Alo. İyi akşamlar. Hocama bir sorum olacaktı da. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz. Sualinizi alalım. Ya benim dizlerimde kireçleme var da. Evet efendim. Katlamamı yasakladık. Bu sandalyede kırmak, sandalyede kırabilir miyim yoksa oturarak mı kırmam lazım namazı? Peki efendim. Hocamız bir sual soracak. İbrahim Bey. Evet. Yere oturup da ayağınızı kıbleye doğru uzatarak namaz kılma imkanınız var mı? İbrahim Bey. Efendim. İbrahim hocam, Bey. Biraz zorlanıyorum. Anlamadı hocam, bir daha tekrarlar. İbrahim Bey. Efendim hocam. Yere oturup da ayağınızı kıbleye doğru uzatarak namaz kılma imkanınız var mı? Var hocam, var. Var ise sandalyede oturarak kılmanızdan evladır. Ancak dizinizi bükemiyorsanız, rükû ve secdede zorluk çekiyorsanız böyle eğilmede ve o sizi sıkıntıya sokuyor ise sandalye üzerinde kılmanızda fayda var. Peki İbrahim Bey, hocamız cevaplandırdı. Oldu hocam, teşekkür ettim. Biz teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hocam bir kardeşimiz Yusuf Kabaklı hocamızın çok güzel rüya tabir ettiğinden haberi olmuş ki bu suali sormuş. Tam aksine. Ben hiç rüyadan anlamam ki. Evet. İnanmıyorum hocam. He. Diyor ki anneannemi rüyamda sefalet içinde görüyorum, bu nedir diyor, soruyor hocam. Anneannemiz hayatta mı? Yok, vefat etti. Vefat etti. Tabii, evet, rüyasında sefalet içinde. Ben rüya tabirinden anlamam Hikmet Hoca. Anlamam ama milletin söylediğine göre evet. Vefat eden insanlarımızı sıkıntı içerisinde görür isek evet. Onlar için sadaka vermemizi tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Evet. Bu da o sadakayı versin. Evet. Versin. Efendim kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra biz yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Lütfen bir yere ayrılmayalım. Muhterem seyircilerimiz, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hocam Melisa Hanım şöyle bir sual sormuş. Allah'ı öbür dünyada görecek miyiz diye. Şimdi Mevla öbür dünyada bizi cennetle mükafatlandırırsa Hikmet Bey, evet. Cemaliyle de inşallah mükafatlandıracak. Doğru. Ehli sünnet itikadı o istikamettedir. Ama keyfiyetini bilemeyiz. Keyfiyetini bilemiyoruz. Bilemiyoruz evet. Ama cennetle bizi taltif ederse, mükafatlandırır ise cemaliyle de inşallah mükafatlandıracak. Mevla cemali, cennet ve cemaliyle mükafatlanan kullarından eylesin hepimizi. Amin. Efendimiz bir gün sahabesiyle otururken ayın 14'ü böyle Bedir, evet. Pırıl pırıl bir ay var dışarıda. Dedi ki işte şu ayı gördüğünüz gibi evet. Evet, siz de cennette Rabbinizi göreceksiniz. Öyle göreceksiniz. Ama tabii oradaki cennetteki derecelere göre de görme sıklığı farklı olacağına farklı dair hadisler var tabii, hocam. Tabii. Yani orada da mı kademe var filan diyorlar. Var tabii. Ya tabii, tabii. Yani ameline göre tabii, kademe. Tabii. Ameline göre. Evet. Makamı Mahmud
Mahmut var, tabii Firdevs cenneti ya. Var yani. Onun için hocam cennete girmek bir mesele. Ben gireyim Hikmet Hoca da şöyle kenarında köşesinde bir yer bulayım da ne olursa olsun. Yok yine diye. Hocam biz yüksek yerleri. İnşallah, 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 inşallah. Mevla nasip etsin. Amin, inşallah. İnşallah abi. Efendim ismini vermek istemeyen bir seyircimiz hattaymış. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hikmet abi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ya ben vermiyorum şimdi ama özür dilerim. Buyurun, buyurun. Saygım problem sizlere. Buyurunuz. Ya biz bankadan kredi çektik. 3 senelik borcumuz var. Yalnız 30 lirada paramız var. Evet. Bu paranın faizi olur mu olma şey? Zekatı. Verilir mi verilmeyecek mi? Yani borcunuz var, 30 bin lirada paranız var. Bunun zekatı nasıl olacak diye soruyorsunuz. Ha, bunun zekatı verilir mi verilmez mi? Tamam efendim, hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben biliyorum, karşımda duruyorsunuz. Başka bir sualiniz var mı? Yok, yetiyor. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. Şimdi Hikmet Hoca, borcumuzu mevcut paramızdan düşeriz. Düşeriz, evet. Düşeriz. Geriye kalan paramız nisap miktarında ise onun zekatını veririz. Evet. Şimdi bizim vatandaşlarımızın bugünlerde borçlandıkları şey araba kredisi, ev kredisi evet. gibi borçlanmaları var. Şimdi ev almışlar, eve borçlanmışlar, her ay belli miktar para yatırıyorlar ise bir senelik yatırdığı parayı çıkar, o borcun parasından düşer Hikmet Hoca. Diyelim ayda 1000 lira veriyor. 12 ayda 12.000 lira yapar. Evet. 30.000 lira parası var. 30.000 liradan 12.000 lirayı çıkar, geriye kalan parasının zekatını verir. Evet hocam. Yoksa diyelim 300.000 lira borcu var, 30.000 lirada parası var. O 300.000 lira borçla 30.000 lirayı hesap edersen bunun verecek zekatı yok. Ama bu borç taksitle ödeniyor ise Hikmet Hoca, evet. taksitle ödeniyorsa taksitle ödenen kısmı çıkarız, düşeriz, geri kalanın zekatını veririz. Evet. İsmini vermek istemeyen bir seyircimiz. Alo. Alo. Buyurun hanımefendi. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Benim bir sorum olacak. Tabii buyurun. Şimdi yolculuğa çıkmam gerekiyor ama vakitte girmemiş oluyor. Evet efendim. Fakat otobüse diyelim bineceğimiz anda vakit namazı da geçiyor. Bunu vakit girmeden namazı kırıp yolculuğa devam edebilir miyiz? Vakit girmeden. Peki efendim, hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Hikmet Hoca, ezan vakti ilandır evet. biliyorsun. Ezan 5 dakika önce okunur ise o ezanı iade etmek gerekir. Yeah. Namaz vaktinde kılınır, vakti girmeyen namaz kılınmaz yolculuğa çıksanız bile. Evet hocam. Ha, ne olur yolculuğa çıktığınızda? Diyelim öğlende yolculuğa çıktınız, ezan okunmamıştı daha, otobüsünüz de kalkıyordu. Otobüsünüz nihayet 2 saat sonra bir mola verir. Mola verdiği yerde öğlen namazınızı kılarsınız. Evet. Ha, otobüs 4 saat mola vermedi, günler de kısa idi, ikindi namazının vakti girecek. O zaman da niyetleniriz Hikmet Hoca, öğleyle ikindiyi beraber kılacağız, cem edeceğiz, toplayacağız diye niyetleniriz ve ilk durak yerinde ikindinin vakti girmişse önce öğlen namazının farzını kılarız. Evet. Arkasından da ikindi namazının farzını kılmak suretiyle namazlarımızı eda etmiş oluruz. Hocam arabada kılma mümkün arabada olur tabii. Arabada kılma, yere inip yerde oturma, yerde namaz kılma imkanı var iken arabada namaz kılmayı alimlerimizin çoğunluğu tasvip etmiyor Hikmet Bey. Ama hani sen şimdi ama diyeceğini bildiğim için. Evet evet. Ama eğer otobüs durmayacaksa, yani yere inme imkanı yoksa, otobüste yalnız sen değilsin. Evet, otobüs evet. durmuyor ise, yoluna devam ediyor ise, o zaman arabanın içerisinde namazının kılınacağına dair efendim görüş var. Efendim Selahattin Bey Antep'ten arıyor. Alo. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı akşamlar olsun. Aleyküm selam efendim. Gaziantep'e selamlarımızı gönderiyoruz. Buyurunuz Selahattin Bey. Gaziantep'in de size selamları var. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Allah razı olsun.
Buyurun. Programınız çok güzel. Canı gönülden dinliyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Hocamıza da saygılarımı sunuyorum. Bir mukabele de. Sorum olacak hocama. Buyurun efendim. Şimdi bu sandalyede kılanlar, birkaç kişi sordu bugün hep sandalyede de. Evet efendim. Arkada bir saf var, 7 saf, 8 saf arada boşluk var. Evet. 5-6 kişi arkada kılıyor. Evet efendim. Birinci sorun bu. Evet. İkinci, ben sırtımı bir yere dayamam gerekiyor. Ayağımı uzatarak kılıyorum. Sırtımı bir yere evet. dayamam gerekiyor. Mecbur kalırsa tabureyi alır, safa katılmam mı gerekiyor, yoksa arkada taburada kılmam mı? Fakat benim tercihim, yer bulursam sırtımı dayayacak yer şey yapıyorum. Anladık. Kılmaya efendim. Çalışıyorum. Anlaşıldı, evet. Ayaklarımı uzatıp kılamıyorum sırtımı dayamadan. Doğru. Peki efendim. Bu saf boşluğuna bir mahsur. Bir de menzil de aynı konumda. Ya tek başına... Evet. 20 kişi cemaatin arkasında, imamın arkasında cemaat var. Tek başına mezunlukta mikrofon elinde kılmaya çalışıyor. Evet. Bunun bir mahsuru var mı? Bunu sormak istiyorum. Peki efendim, hocamıza soralım. Teşekkür ederim. Herhalde anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı. Tamam. İyi akşamlar diliyoruz Selahattin Bey. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Tamam. Biz teşekkür ederiz efendim. Şimdi hocam... namaz kılarken taburu üzerinde namaz kılanlarla saf arasında haliyle bir mesafe oluşuyor. Aminna. Bunun bir mahsuru var mı? İlk sual bu. Caminin içerisinde olduğu için Hikmet Hoca. Evet. Caminin kendi içinde olduğu için bunun herhangi bir mahsuru yok. Evet. Mekruh diyenler var ama çok azınlık. Azınlık. Evet. Onun için de yani o sandalyede namaz kılanları son cemaat mesela bizim, ben onu evet. hep misal veriyorum, tepe üstü Sultan Murat Yeni Cami'de İsmail Hoca onu gayet güzel ayarlamış. Ön safta minberin arkasında bir bölümü bu sandalyeyle namaz kılanlara tahsis etmiş. Evet. Hem ön safta namaz kılmış oluyorlar hem de kimseye karışmıyorlar. Evet. Karışmıyorlar. Şimdi saygıdeğer görevlilerimiz bu şekilde bir yöntem bulabilirler. Evet. Yöntem. Şu anlaşılıyor ki Hikmet Hoca, bundan böyle bizim camilerimizden sandalyeler eksik olmayacak. Evet. Eksik olmayacağına göre buna böyle bir yöntem bulup onu halletmek lazım. Ama buna rağmen arkada kılıyorlar ise arkada kılmalarının mahsuru yok. Bir de şimdi, yaslanmak durumunda kalıyorum diyor. Şimdi bu saygıdeğer seyircimizin yaslanmadan namaz kılamaması bir özürdür. Bir mazerettir, bir zarurettir Hikmet Hoca. Evet. Herhangi bir yere dayanarak namazını eda edebilir. Evet. Bir üçüncüsü de müezzinlerimizin tek başına müezzin mahfelinde evet. durmasını özellikle müftülerimiz istiyor Hikmet Hoca. Ben de istiyordum. Niye? Hırsızlık yapan bir sürü namussuz var camilerde. Evet. Müezzinin hiç olmazsa arkada bulunması bir caydırıcı güç oluyor. Evet. Dolayısıyla da müezzinin arkada kılmasına bahane bir şey bulmamalı saygıdeğer evet. seyircilerimiz. Efendim Ali Bey Ankara'dan arıyor. Alo. Ali Bey. Efendim dinliyorum. Buyurun efendim. Buyurunuz efendim. Sizi dinliyoruz. Bak Hikmetciğim, ben bir şey söyleyeceğim. Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Aleyküm selam efendim, iyi akşamlar. Şimdi benim iki tane torunum üniversite okuyor. Maşallah, evet. O çocuklara, hani şimdi biraz önce konuştunuz ya, bankada olan paranın evet. Orada faizde değil para da evet. Onun o paranın neyini veriyoruz? Zekatını. Evet, zekatı. O çocuklara verebilir mi? Torunum benim. Biri kızımın çocuğu, biri oğlumun çocuğu. Evet. Bunun paranın zekatını çocuklarıma verebilir miyim? Evet efendim. Soralım hocamıza. Başka lütfen sualiniz var mı? Yok. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hikmet Hoca, malum biz usul ve furuğumuza zekat veremiyoruz. Evet. Yani ben, yani Ali Bey, soruyu evet. soran Ali Bey kardeşimiz bu zekatını annesine veremez, babasına veremez. Annesinin annesi, babasının babası bu yukarı doğru gider. Evet. Dedelerine veremez. Ali Bey zekatını oğluna veremez, kızına veremez. Oğlunun oğlu, kızının kızı, bu da aşağı doğru. Torunlarına veremez. Ali Bey torunlarına da zekat veremez.
Evet. Ama Ali Bey kardeşinin çocuklarına, ablasının çocuklarına, ablasına, kardeşine, dayısına, dayısının çocuklarına amcasına zekat verebilir. Evet, evet. Amcasına verebilir. Dolayısıyla burada Ali Bey zekat veremez. Sorunlar oldu. Evet. Hocam bir sual, zekat söz konusu olmuşken seyircimiz şöyle bir sual sormuş. Zekatımızı ne zaman vermeliyiz? Önceden veya sonradan verebilir miyiz? Şimdi Hikmet Hoca, Türkiye'deki zekat veren saygıdeğer seyircilerimiz ne hikmetse Ramazan'ı baz alıyorlar. Evet. Ramazan'da daha çok sevap kazanıldığı için herkes zekatını Ramazan'a göre ayarlıyor, Ramazan ayında veriyor. Evet. Halbuki zekat illa Ramazan ayında verilecek diye bir şart yok. Yok, evet. Ben diyorum ki saygıdeğer seyircilerimiz zekatlarını ayırsınlar. Evet. Niyetlensinler, ayırsınlar. Bir kısmını hemen versinler, bir kısmını da zamana yayarak versinler. Evet. Şimdi zekatı Ramazan'da hepsini verdik, bitirdik. Köye annemizin, babamızın elini öpmeye gittik. Evet. Veya amcamızın, dayımızın elini öpmeye efendim Kadıköy'e gittik, İstanbul için söylüyorum. Yahut efendim Beykoz'a gittik. Beykoz'da da gittiğimiz evde dediler ki yahu bizim de azıcık 3 kuruş 5 kuruş paramızın olduğunu biliyorlar ya. Evet. Ya bizim burada bir fakir aile var. Bu aileye birazcık yardımcı olabilir misiniz dediklerinde hay hay oluruz deyip çıkarıp cebinden vermeli. Evet. Vermeli. Dolayısıyla da işte o ayırdığı paradan verir. Evet. Ayırdığı paradan. Onun için de öğrencileri tercih etmeli saygıdeğer seyircilerimiz. Dul kadınları tercih etmeli. Bir şey daha söyleyeyim ama sosyal medyada hemen ho 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 demesinler. Şimdiden onların söyleyecekleri lafları iade ederim ben onlara. Zekat verdiğiniz, sadaka verdiğiniz kadın olsun, erkek olsun, namazlı, niyazlı olmalı. Evet. Ben bunu 6-7 sene evvel bir televizyon kanalında Ramazan'da söyledim. Kelli felli ilahiyatçılarımızdan efendim beyanatlar aldılar. Beyanatlar aldılar. Gayrimüslime verilmez dedim ben. Beyanatlar aldılar. Vay efendim nasıl söylersin sen? Peygamber Beytülmal'den şunu verin. Ben zekatımı gayrimüslime vermem. Sadakamı gayrimüslime vermem. Zekatımı verirken de verdiğim kadın olsun, erkek olsun azıcık Allah'tan korkanını tercih ederim. Hak benim değil mi ya? Tabii. Hak benim kardeşim ya. Doğru. Alnını secdeye koymayacak. Evet. Hem kel hem hodul mu dersin? Hodul. Hodul evet. Hem kel hem hodulsun. Hem alnını secdeye koymayacaksın hem de zekat bekleyeceksin. Yok öyle bir şey ya Allah. Evet. Efendim ismini vermek istemeyen bir seyircimiz. Alo. Alo, ben hocama bir soru sormak istiyorum da. Tabii buyurun hanımefendi, sizi dinliyoruz. Benim kayınbabam var, bizde duruyor. Öbür oğlu vefat etti. Evet. Onun oğulları var, kayınbabamın bir dönüm bir yeri var. Kendinin üstüne tapısı. Adam diyorlar biz onu da alırız diyorlar. Adam kayınbabamın da hiç şeyi yok. Ne aylığı var, ne bir şeysi var. En akıllı hiçbir şeysi yok. O da diyor, bu da diyor, ben bir yerde durduğum halde oraya vereceğim diyor. Onlar diyorlar, biz de alırız diyorlar. Bu onlara düşer mi? Efendim, bu bir miras meselesi. Evet. Hocamıza soralım. Şimdi Hikmet Hoca, ben miras meselesi ile evet. boşanma meselelerine mümkün olduğu nispetle televizyon kanallarından cevap vermek istemiyorum. Evet. Niye? Bunlar yanlış anlaşılmaya meyyal sorular. Müsaittir, şimdi doğru. Şimdi bu hanımefendinin sorduğu soru miras meselesi. Evet. Miras konusudur. Bu adam hayatta. Evet. Hayatta iken bir Müslüman, hayatta iken çocuklarına mal taksim edecekse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara adaletten ayrılmayın diyor. Evet. Adaletten ayrılmamalılar. Evet. Ama bizim insanlarımızın bir kısmı küçüğünü sever, büyüğünü sevmez. Evet. Yahut büyüğü ayrılmış gitmiştir, epey olmuştur. Büyüğünün hanımını sevmez, büyüğünün oğlunu sevmez. Onu bir kısım haklardan mahrum eder. Böyle evet. bir hakkımız yok. Doğru. Yok. Bu bir mirassa, bu mirası da biz evet. taksim ediyorsak çocuklarımız arasında adalete riayet etmeliyiz. Evet. evet. Ama şimdi bunların yapacağı bir şey var. Evet, nerede bulunuyorlarsa oranın müftülüğüne gidip konuyu anlatmalılar ve oradan fetva almalılar.
Tabii hocam hassas bir mesele. Tabii. Yani işte ona düşer mi, buna düşer mi dediği zaman onu oturup tek tek yakınlarını... Onların hesabı var Hikmet Hoca. Öyle pat diye şuna şu olacak, buna bu olacak değil. Evet. Doğru. En yakın müftülüğe gidip bu meseleyi tabii sormalarında fayda var. Fayda var. Hocam Ruhi Özgün Bey bir sual sormuş. Diyor ki bazı hocalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a gittiğinde namazı 50 vakitten 5 vakite indirmemiştir. Böyle bir şey yoktur diyorlar. Ne dersiniz diyor. Yani Hikmet Hoca aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık mı derler? Evet. Ha. Şimdi mantıki olarak izah ediyorlar. Mantıki olarak da aklı yani sanki peygamber postacı gibi arada gitti geldi, gitti geldi, evet, gitti geldi aşağı düşürdü filan. Şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir hadis rivayet ediliyor. Hocam ve çok sayıda hadis tabii, var. Ha. Yani Miraç'la hadis ilgili. Rivayet tabii, ediliyor. Ayet yok ama tabii, ha, çok sayıda hadis var. Evet. Hadis rivayet edildiğine göre ben bu hadis üzerinde söz söylemem kardeşim. Evet. Söylemem. Tamam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadis, böyle bir meşhur bir hadis, sahih bir hadis, tabii hadis evet zikretmişse pek çok sahabi bizim, nakletmiştir. Tabii bizim görevimiz onun söylediklerine rıza göstermek, başımıza taç yapmaktır. Evet. Onun üzerinde münakaşa yapmanın gereği yok. Gereği yok ve Müslümanların zihnini bulandırmanın gereği yok. Dolayısıyla 50 vakitten 5 vakite düşmüştür. Diye bir kaide var. Var, var. Evet, hadiste evet geçiyor. Dolayısıyla biz 5 vakit namazı kıldığımız zaman 50 vakit namazı sevabı alırız. Zaten Çelebi onu diyor ya kardeşim. Ya, evet. Sen ki miraca ile yüp ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Evet. Her kaçan kim bu namazı kılalar... cümle gök ehli sevabın bulalar diyor ya. Ve ya devamında da 50 vakit diyor. 5 vakit namazı kılarsan 50 vakit sevabı alacaksın diyor. Süleyman evet Çelebi bu. Evet. Efendim hacla ilgili bir sual var hocam. Ama zekatla alakalı ama tabii. Ama gurra falan sorma ha. Nasıl? Gurra çekme. Yok yok. Evet tamam. Hac için ayırdığım paranın zekatını verdiğimde param azalıyor. Ne yapmalıyım demiş. Bak Hikmet Hoca. Şimdi hacca yazıldık. Evet. Sen kaç sene bekledin kardeşim? 8 sene. 8 sene bekledin. 8 sene bankada para yattı. 8 sene sonra öldük. Evet. Öldük. Ne oldu kardeşim? Hacca da gidemedik, zekatını da veremedik. Ya. Mirasçılara intikal etti mi? Ya. Etti. Ha, onun için saygıdeğer seyircilerimiz hacca yazılmış olmalarına rağmen evet hac için ayırdıkları paranın zekatını vermekle mükellefler. Ama efendim aşağı düşüyor. Eğer aşağıya düşüyor ise nisap miktarından aşağı düşerse zaten hac sana farz değil. Evet doğru. Tamam mı kardeşim? Zaten hac farz değil. Efendim ismini vermek istemeyen bir seyircimiz. Alo. Alo. Buyurun hanımefendi. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam efendim. Öncelikle üç ayların tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim hocam. Amin. Teşekkür ederiz efendim. Hocam, buyurunuz. Sizlere sorum. Bu hani bazı dualarda sayılar belirtilmiş. Hani Selat-ı Tebriciye evet veya başka hani 313 Ayetel Kürsi gibi. Bu duaların gerçekten İslam dininde yeri var mıdır? Evet. Yani sayılarla ibadet yapabiliyoruz mu ya da dualarda bulunabiliyoruz mu? Peki efendim. Hani istek veya şey sıkıntı duaları diye böyle gösteriyorlar. Anlaşıldı efendim. Tamam. Peki hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Oldu. Hayırlı akşamlar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Evet hocam bu Selat-ı Tefriciye işte 4444 tane işte yok 300 küsur tane Ayetel Kürsi filan tarzında efendim belli adetle evet dua yapmak İslam'da var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belli hadislerinde sayı verdikleri var. Var tabii sayı hadislerde Allah Resulü'nün verdiği evet sayılarda hiçbirisinde 4400 onu bile geçmiyor. Yani onu evet bile geçmiyor ha. Şimdi 4444 defa oradan buradan topladığımız bir Salat-ı Tebriciye duası var. Evet. Oradan buradan toplanan bir dua. 4444 defa bu duayı okursan abi birer dakikada okursan 4444 dakika eder abi. Saata böler misin? Kaç saat tutuyor Hikmet Hoca? Bunu da zaten kişi ha kendisi okumuyor. Bütün akrabayı aile katına dağıtıyor. Evet. Ha şimdi Allah Teala'nın farz kıldığı namazlara dikkat et abi. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsıyı hesap edersen topu topu bir saattir abi. Evet. Bir saatin dışına çıkmıyor. Çıkmıyor. Allah'ın farz kıldığı namazlar bir saatin dışına çıkmıyor. Senin nafile olarak nereden geldiği belli olmayan Salat-ı Tefriciye duasını 4444 defa okuyacaksın. Bunu da cümle cihana dağıtacaksın. Yarısını okuyacaklar, yarısını okumayacaklar. Tamam mı kardeşim? Evet. Bir kısmını da günaha sokacaksın.
Alıyor adam. Ben şimdi en canımın sıkılan şeylerden birisi de işte bu sosyal medyada efendim güz dağıtıyorlar, bilmem ne dağıtıyorlar filan. Okuyabiliyor musun sen kardeşim kendin? Oku. Bırak başkasını ya. Bırak başkasını. Belki bir teşvik ediyor hocam mesela Kur'an-ı Kerim. Ama ya Hikmet Hoca gözünü seveyim Allah aşkına. Ya mesela bu ya. Güzel yani diyelim bir grup toplanmış 30 kişi diyor ki. O grubu bilirsin. Ha evet. O grubu bilirsin. O grup Kur'an okumayı bilir. Doğru. Bir kısmı hafızdır. Öper başıma koyarım. Doğru. Ama Sübhaneke de 40 tane yanlışı var. Tecvid kaidesi falan bilmeyen bir sürü insan Kur'an okuyor Hikmet Hoca. Tecvidi de bilmiyor, tevciti de bilmiyor. Tevciti de bilmiyor. Biz de diyoruz ki kardeşim okusun da nasıl okursa okusun. Evet. Ya böyle neyse hadi. Şimdi hocam bir de şöyle bir inanç var. Yani biz mesela 4444 defa bu Selahat-ı Tefrici'yi okursak muhakkak işimiz olur. Tövbe öyle bir şey yok. Öyle bir hayır, inanç öyle var. Öyle bir şey yok. Yani Allah-u Teala'yı iyi o işe zorlamak gibi yani, bir tabii, şey oluyor. Yani. Şimdi daha çok üniversite imtihanlarında. Evet evet. Üniversite imtihanlarında yapıyorlar. Bir, koca bulamayan kızlar var. Evet. Efendim kısmetimiz kapanmış falan. Ben onlara diyorum ki onların bir kısmına kızmasınlar bana. Kızım üzümün sapı, armudun çöpü dedin. Her gelene yok evin var mı, araban var mı, maaşın var mı? Efendim ayrı ev tutacak mısın, anandan babandan uzakta duracak mısın dediniz. Ve kısmetiniz bağlandı. Önüne gelen kaçtı. Daha kimse gelmiyor size. Gelmeyince kendi kısmetinizi kendiniz bağladınız zaten. Allah hiç kimsenin kısmetini bağlamaz. Evet. Onun için ya biz hepimiz evlendik kardeşim ya. Hepimiz evlendik. Ben borç alarak evlendim Hikmet Hoca. Yani neyimiz vardı ki? Yani kanaatkar olma. Kaynanam Allah mekanını cennet etsin. Benim amin. Kaynanam neye ihtiyacım varsa benim yapmam gerekeni de hepsini kendisi yaptı kadıncağızın. Yani evet. bunu dedi babası köyde, kendisi burada zaten yeni memur olmuş dedi. Kayınvalidim hepsini yaptık mı? Ne güzel. Tabii. Allah yani Allah. Biz borç alarak yaptık. Her şeyimiz evet. Dört dörtlük değildi ki. Yeah. Ha şimdi herkes dört dörtlük düğün yapmak istiyorsan kardeşim en fakirin düğünü 30-40 bin liradan aşağı değil Hikmet Hoca. Az para değil bunlar. Doğru. Ha. Dört tane eşyan eksik olsun kardeşim. Ya, huzur olsun hocam. Huzurun olsun yani. Huzur olsun. Mesele o ya. Huzurun olsun. Dizdik bütün koltukları ama o koltuğun üzerine oturup da iki tek sohbet edemiyorsun. Evet doğru. Bütün tabakları dizdik. Ya. Ama misafir gelirse ancak tabaklar aşağı iniyor. Doğru. Misafir gelmezse inmiyor. Ne yapacağım lan ben öyle tabağı? Hocam müsaade ederseniz son sorumuzu alalım. Çünkü programımız bitiyor. Efendim ismini vermek istemeyen bir seyircimizin sualini alalım. Bitirmeden önce. Alo. Hayırlı geceler hocam. Hayırlı geceler efendim. Buyurun hanımefendi. Sizi dinliyoruz. Emanet verilen bir altın, borç verilen bir altının zekatı olur mu? Bir daha söyler misiniz? Tam anlaşılmadı. Borç verilen bir altının zekatı olur mu? Peki efendim. Hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Tamam, efendim borç vermişler altını hocam. Zekatı olur. Hoca, altın olarak verdiğimiz paralar, altınlar borç evet. olarak. Borç olarak verdiğimiz paralar kuvvetli alacak ise evet. yani alanlar bunu vaktinde ödeyecekler ise biz bu paraların ve altınların zekatını veririz. Evet. Ama bunlar kuvvetli alacak değilse ne zaman ödeyecekleri belli değil ise onlar elimize geçtikten sonra geriye matuf zekatlarını veririz. Peki efendim. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımız bitti. Efendim inşallah haftaya tekrar seyircilerimizle yani 20'nin buluşuruz. Üzerinde soruya cevap verdik bugün. Hikmet. Evet hocam. Çok çok sağ olun efendim. Allah razı olsun. Saygıdeğer seyircilerimiz bir Hak Yolu programının daha sonuna geldik. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.